Selamlar herkese. Ben İlter Erdoğan Hürmüngürel. Bugün Urf'ta Eko oynayarak başlıyor olacağım Urf serisine. Bugün ilk defa LoL oynama şansı bulabildim açıkçası. Uyku düzenim çok bozuldu. O yüzden birazcık geç başladım diyebilirim. Cuma günün sonunda başlayabildim ancak. Sıfırdan başlamak Ama Eko nasıl yoruldu? güzel bir başlangıç Yeni şampiyonu hedefler bence. çıkardı. Urf oynamaya başlamak için. Eğlenceli. Bakalım nasıl olacak. Geçtiğimiz Urf'tan bu yana bir değişiklik oldu mu bu arada? Yani varsa benim bilgim yok çünkü. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Kimse beni tutamaz. Bu kısımda bir değişiklik yok gibi duruyor. Bunu şu yüzden soruyorum. Bundan önceki Urf'larda yani Yıldızların hareketli bu çizgisi dönüşümlü oyun modu kesilmeli. olarak değil de yılın belli bir zamanında getirildiği zamanlarda işte çeşitli nerfler, buff'lar, işte Kurallar kırılmak belli için. şampiyonunu yasaklamalar gibi değişiklikler getiriyordu Riot Games. Bu sezon bu tarz değişiklikler yok gibi. Yani varsa da ben bilmiyorum. Eğer sizin bir bilginiz varsa haber verirseniz sevinirim. Karşımızda Nidalee olacak. Düşündüm de yapabileceklerimin sınırı yok. Minyonlar harekete geçti. Nötrüsün. O dans ederkenki havalanışı şaşırtıcı olabiliyor. Sabır mı? O da ne? O yüzden isime bakmak lazım. İsim kapalıysa yapacak bir şey yok. Gerçi yine var. Bu sefer de can barına bakmak lazım. Tam can barının altında oluyor şampiyon. Hadi bu sefer acı. Uzaktan böyle minyon kesecek, anlaşılan. Güzel hasar. Oo, ben de güzel hasar yedim. Koridor aşamasında böyle yapılabilecek çok fazla bir şey yok sanırım. En azından 3. seviye olana kadar. Daha iyi minyon kesebilirim ama. Madem hani %80 bekleme süresinde azalmamız var, bunun avantajını kullanalım. Bu arada alışamadım böyle sürekli Q'nun atılabilir olmasına. Yeterince hızlı basmıyorum, geldiği gibi basmıyorum. Çünkü daha gitmeden yenisini atabiliyorsunuz. Bilmiyorum, League of Legends'ta pek alışık olmadığımız bir olay olduğu için bu tarz mekanikler. Bir şeyler yapmayı deneyelim. Bu arada Faker'ın canlı yayını seyrettim geçen gün. Şunu fark ettim, sürekli bir tane totemini buraya koyuyor. Sürekli. Neden yaptığını tam olarak anlayamadım. Birazcık daha araştırmam gerekiyor onu. Yaptıklarımın hesabını verebilirim. Ben olsam kaçardım. Çok güzel. Hata yaptı. Üzerime doğru gelerek. Bence rakip ormancı diye bir şey yok tabii ki. Önce koridor minyonlarını alalım. Hop, nereye gittin lan? Bize base'e dönelim en iyisi. Özellikle orta koridorda oynarken hani zamanınız kaldığı için minyon dalgasını ittirdikten sonra ekstra deneyim için böyle bir şey yapmayı tercih edebilirsiniz. İlk olarak bu işi açalım. Daha da fazla geç kalmayalım koridora. Yedim onu. Başladığım işi bitiririm. Sen sürekli böyle uzaktan minyon kesecek sanırım adam. Arada bana da tutturuyor tabi. Skorlarda sıkıntı var.
Nasıl olsa Switch'a da hızlı bir şekilde geliyor diye orada harcadım. Nasıl öyle bir hata yapabiliyorum bilmiyorum ama. Ya yani istemeden çıkıyorum duvarın dışına. Sanırım çok fazla kullanabiliyor olunca insan daha az dikkat ediyor. Cidden eğlenceli yalnız. Ben de kuleyi yaklaştırmadan bu şekilde oynayabiliyorum. Bu da Ekon gücü olsa gerek. Yani Nidalee uzaktan dürtebiliyor ama ben de bu şekilde rahatsız edebiliyorum. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Aa, bana nasıl çarptı? Gelir mi sizce? Mesela minyonların hepsini kaçırdı bunu yaptığım için. Evet, canım çok azaldı ama. Bu arada Lüden parası çıktığına göre base atabiliriz. Riske atmamış olalım. Önemli olan burada yani ölmeden öldürebiliyor olmak. Bu arada diğer koridorlara da gitmeyi tercih edebilirim ama. Hop, öl. Q'nun geri dönüşüyle ölür diye umuyordum ama çok uzun süre sonra geri döndüğü için olmadı. Kultim tekrar geldi bu arada. Leona burada. Niye bilmiyorum ama. Çok hızlı altın kasılıyor bu şekilde ya. Ejderi de alabiliriz ama Leona buralarda olabileceği için risk almak istemiyorum açıkçası. Nitali. Beni hafife alırsan yenilgin ağır olur. Güzel kaçtı. Sürekli W atabilince tabi. İşler kendi kendine düzelecek değil ya. Mavi sürekli almakta fayda var. Yani bekleme süresinin azalma vermiyor ama yetenek gücü veriyor. O açıdan bulunabilir yani. Eskiden Ekon'un W'su ilk kullandığın anda vizyon vermeye başlıyordu. İlk patch'te nerflediler onu. Yoksa çok güçlüydü. Üst koridora gitmeyi deneyelim. Muhtemelen orada Veigar bize tek atar ama. Şansımızı denemiş olalım. Aynen. Riskliymiş burası. Zaman
Nedeli buralarda. Nötr'ü sormuşken, hani cevabını buradan da vermiş olayım. A'dan Z'ye serisine devam etmemin nedeni şu. Her yönü, daha doğrusu şu anda ismiyle, her yönüyle serisi. Bu seriyi çekerken inanılmaz bir hani araştırma ve bunun yanında videoyu olabildiğince iyi yapabilmek için deneme pratik sürecine giriyorum. Bu da hani çok uzun sürede bir video ortaya çıkmasına neden oluyor. Bununla ilgili bir sürü görsel hazırlıyorum, ürün kabiliyeti olsun. Ve bu arada zaten şampiyonlar sürekli değişiyor. O yüzden bir şey yaptığında bunun tam olarak doğru kalması gibi bir durum da söz konusu değil her zaman için. O yüzden bu videoları çekerken hem öncesinde yani bu kadar uzun zamandır oynuyor olmanın getirdiği bir bilgi düzeyi var tabii ki. Bu arada güzel aldın dedi orada. Ama yine de ekstradan araştırma yapıyorum. Her türlü şeyi tek tek bakıyorum. Çünkü nasıl söylesem Düşündüm de bir yapabileceklerimi karaktere sanmıyorum. dair ben bir sürü şey biliyor olabilirim ama hayatı boyunca sadece o karakteri oynayan insanlar var ve onların bildiği püf noktalar benim bilgimden çok daha fazla oluyor dolayısıyla. Ben de özellikle bu insanları bulmaya çalışıyorum. Bulabildiğim her türlü püf noktayı bulup öyle size Gelemedim. aktarmaya çalışıyorum. O yüzden bir Geleceğe dönme videonun zamanı. çıkması her yönüyle serisi için en azından bir 5 saati buluyor. Tek bir videoya bu kadar zaman ayırmak şu anda altından kalkabileceğim bir şey değil pek. O yüzden yaz dönemini bekliyorum diyebilirim. Bir de sıra şu anda her yönüyle serisinde Z'de. O da gözümü korkutuyor. Yani Z için hani gerçekten içime sinecek bir videoyu çekmem bayağı uzun sürecektir muhtemelen. O zaman bekleyelim birazcık. Dediğim gibi yaz döneminde bir sürü şeyi herhangi bir şey dert etmeden yapabileceğim zaten. Bu arada Echo cidden çok eğlenceliymiş. Yaptıklarımın hesabını verelim. Güzel oğlum. Neye güldüler acaba? Çok merak Ben ettim. olsam kaçardım. Bu arada Ekon'un W'sunu eğer rakibin görüş alanında olmayan bir yerden atarsanız rakip son ana kadar göremiyor. Haberiniz olsun eğer bilmiyorduysanız bu zamana kadar. Yani örnek veriyorum ben bu W'yi attığımda rakip onu görüyor. Yine nereye gideceğini bilmiyor ama hani biraz daha erkenden öğrenmiş oluyor ama ben böyle attığımda Leonor'da olmasaydı bir fikirleri olmayacak yani kastım buydu. Beni kesemeyiz herhalde ya. Naru. Naru sanırım TBF'de bunu yaşamıştı. Kaçıyordu rakipten. Ezreal ulti atmıştı sanırım. Gromp'a çarpmıştı. Gromp Naru'ya vurmuştu. Ölmüştü. O zamandan beri Gromp'a ölenlere Naru diyorlar. Aç gözlük ya. Birazcık daha altınım olsun öyle base'e gideyim deyince. Leona'ya su karar vermiş olduk. Damarım
Denedim ama olmadı. Swain tamamen ultisi açık bir şekilde oynayabiliyor oyunu. Bu da güzel bir özellik. Hiç kapanmıyor ultisi. Ezreal yetenek gücü. Yetenek gücü oynamak daha mantıklı muhtemelen Ezreal'a. Ben bilmiyorum. PvE'de Ezreal oynadığımda nedense AD oynamak istemiştim. Maviydim. Bu arada kaç saniyede bir çıkıyor Corki'nin paketleri? Alt koridora gidebiliriz. Zaman her yaranın ilacı. A ile tıklamak durumunda kaldım. Karakterler çok hızlı olunca sen bir garipsiyor. O kadar çok fazla kalkan kazanıyorum ki ve sürekli kazanma şansım var bunun. Yani birazcık daha kısa olabilirdi tabii ama yine de iyi topluyor. Artık Leona da yetenek üstü. Belki E'ye ölmezsem kaçarım diye düşündüm ama ölmediğim gibi bir lüksüm yoktu. Güzel ama ya. Bayağı eğlenceli Ekko'yu oynamak. Çünkü çok hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz, hızlı bir oyun yapısı var. Bu da ekstradan eğlenmenizi sağlıyor. Ya zaten Urf'ta hantal karakterleri oynamanın bir anlamı yok bence. Tam Kench gibi. İşte Trundle gibi. Trollük yapmayacaksınız. Bu tarz şampiyonları oynamak çok daha sıkıcı kalıyor. Çünkü etrafınızdaki bütün şampiyonlar çok dinamik bir şekilde oynuyor oyunu. Kaç saniyede geliyor ultimiz? 14 saniye. Hani can dolması çok fazla olmuyor tamam ama 14 saniye bayağı iyi bir süre. Hatta canım artmış bile olabilir az önce. Eksik eşyasını çıkmak lazım. Gerçi Urf'ta olduğumuz için çok fazla can doldurmayacaktır ama olsun. Ne yaptığımı bilmiyorum bile ya. Neredeyse rastgele tuşlara basıyorum. Ya yok, o şakasını söylerim tabii ama hani rastgele tuşlara bastığınızda çok sıkıntı olmaz bence. Ejder avlar. Bugün penta atan oldu mu aranızda? Yani Urf çıkar çıkmaz çıktığı gün Urf'a girip penta atan. İlla ki olmuştur tabii mi?
Yani beni seyredenler arasında var mı diye merak ediyorum açıkçası. Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sınırsız kalkan olayına başladık sanıyorum. Neredeyse sınırsız oluyor yani. Aa, ultiye basamadım. Ultiye bassaydım çok güzel olacaktı. Molly bir de sürekli kovalayabiliyor. Rally lazım aslında Ezreal'a. Gerçi böyle de kaçıyor ama. Aynen, çok sinir bozucu ya. Aşırı sinir bozucu şu an Molly bir. Bayağı bir gıcık olmuştur. Hop. Neredeyse. Çok yakındı. Son eşyamız ne olsun? Queen's'u alalım mı? Hiçbir anlamı yok ama alalım. Son eşya olarak ne alacağımı karar veremedim. Leech puan almam gerekiyor değil mi son eşya? Minyona Q attı bu arada fark ettiyseniz. Winso 8 yük oluyor mu? Oluyor sanırım ama. Yani Winso da alınabilir ama burada gerekli olan eşya kesinlikle Leech puandı. Yani Echo'yu güçlendirecek eşya türü bu. Hatta çok daha erkenden almak lazımmış. Ben nasıl unutuyorsam Leech puanı. GG. Bayağı eğlenceliydi. Echo'yu kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunu video olarak çektim ama ben video dışında da Urf'ta Echo oynayacağım mutlaka. Buna karar verdim yani. Gerçekten keyif aldım oynadığım oyundan. Çok keyifli dediğiniz bir şampiyon varsa Urf için. Geçen sefer de sormuştum. Yine tavsiyelerinizi açığım kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Keyifli oyunlar.